Canımız atölyehane dostları, umarız herkes fevkaladedir. Bugünkü Tiyolar bölümümüzde konumuz kendini enstrüman olarak düşün. Çok faydasını göreceksiniz. Bak Deniz Hanım teyzemiz söyledi diye demiyorum. Gerçekten çok faydasını göreceksiniz. Müzik nasıl bir şey biliyor musunuz? Müzik bir paket. Yani tabii ki tek başına akapella falan filan da yapılabilen bir şey. Fakat mutlaka tek başına dahi yapsam bunu bir paket olarak düşünmen gerekiyor. Tek başına şarkıyı dahi söylesen, ne bileyim, Dirty in the twilight, what's so cool and dark, I've a head on a pale neon somewhere a dog barks. Bunun içinde ritmi düşündüm. Anlatabiliyor muyum bunu söylerken? Veya basın yürüyüşünü düşündüm. Yani böyle veya diğer enstrümanların gidebileceği diyarları düşündüm ki konu renklensin. Bu şarkıları farklı yorumlamak için de çok faydalı bir etkinlik, inanır mısınız? Enstrümanları taklit etmeye çalışmak, enstrüman gibi düşünmeye çalışmak beyin açıcı, zeka geliştirici. Yani şöyle söyleyeyim, şarkıyı söylerken davulu düşünmek mesela sizi bir ritmin içinde tutacaktır. Şarkıyı söylerken bir nefesli enstrüman düşünmek sizi yumuşacık bir diyardan bir diyara götürecektir. Şarkıyı söylerken kendinizi elektro gitar gibi düşünmek sizin sınırınızı, düşündüğünüz sınırı çok daha fazla açacaktır. Hah! Demişken aklıma geldi. Sınırlarınız genişleyecektir kendinizi enstrüman olarak düşündüğünüzde. Hangi enstrüman olarak düşünürseniz düşünün, inanın bu böyle olacaktır. Enstrümanları düşünelim. Neler var başka? Bas gitar var. Mesela müziğin bence omurgası ve kemik yapısı davul. Bas gitar hafif etliyor konuyu. Diğer enstrümanlarsa vücuda denk geliyor. Aranje ise entariyi giydiriyor. Bilmem anlatabiliyor muyum? Güzel anlattım. Ben bana sorarsanız çok güzel anlattım. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi diyelim ki başka ne enstrümanlar olabilir? Mesela kontrbas. Yani veya cello, hem yaylı olarak düşünebilirsiniz. Yaylı enstrümanlar da insan sesine en yakın enstrüman olarak geçiyor. Onları düşünürken bunların enstrümanların nasıl ağladığını ve nasıl güldüğünü hissetmeye başladığınız zaman söylediğiniz şarkıların içine duygu farklı şekilde girecektir. Çünkü bu bir insanın ağlamasından esinlense bile onun gibi değildir, daha farklıdır. Yemin ederim daha farklıdır. Şarkı söylemek bence manevra kabiliyeti. Manevra kabiliyetin, yani profesyonel şarkıcı olabilmek için manevra kabiliyeti edinmeniz gerekiyor. Hey! Bunu mesela köşeli yapsam, hey i i i o a desem ama hey yo a desem burada sanki bir profesyonellik varmış gibi gelecek size. Bilmem anlatabiliyor muyum? Bu manevra kabiliyeti işte. Manevra kabiliyetini diğer enstrümanları düşündüğünüz zaman çok daha etli, çok daha alt metinli, ayağı yere basan bir şekilde yapabileceksiniz. Dedim ya omurga, omurganın üstünü giydirmek, ritim. Ritim her zaman kulağınızın arkasında davul hep çalsın. O davul çaldığı zaman bu konuyu da işleyeceğiz, groove. Ne zamandır da işleyeceğiz diyorum ama işleyeceğiz, size and olsun ki bu konuyu işleyeceğiz. Davul her zaman bulunsun. Telaşlanmayın. Enstrümanları dinlediğiniz zaman her şeye yer olduğunu göreceksiniz müziğin içinde. Hepimize ve her şeye yer var. Ve unutmayın, şarkıcı da bir enstrümandır. Eğer şarkıcı kendini bir enstrüman olarak konumlandırırsa bütünün içinde fevkalade bir yeri olduğunu görecektir. Şarkıcı da bir enstrümandır. Bütünden ayrı değildir. Bilmem anlatabiliyor muyum? Canımız dostlar, atölyehane dostları. Bunu sesli söylediğim zaman, bunları sesli aktardığım zaman size bir faydası olduğu kadar bana da çok faydası oluyor. İyi ki varsınız. Eğer benimle çalışmak istiyorsanız neden olmasın? Bekliyoruz. Atölyehanemizde hepimize kahve, çay ve yer var. Tıpkı müzikte olduğu gibi. Bizden memnunsanız sakın bu memnuniyetinizi esirgemeyin. Abone olun, beğen butonuna basın, zile de basın ki ding dong! Biz geldiğimizde haberiniz olsun. Çünkü artık daha periyodik yapacağız bu işi de, o açıdan haberiniz olsun diye yani. Görüşmek dileğiyle canım dostlar. Adios.